Yayın yapmak istiyorsan, şarkı kaydetmek istiyorsan bugünkü konuğumuz Havit markasının çok beğenebileceğiniz şık bir tasarıma sahip, zaten model numarası da kutunun üzerinde yazıyor. GameNut GK61 olan modeli. Gerçekten güzel bir ürün. Ben bunu yaklaşık 2,5-3 aydır deneyimliyorum. Hemen video çekmek istemedim açıkçası. Deneyimleyip sizlere o şekilde paylaşmak istedim. Şimdi kutunun yanına ve etrafına baktığımızda görmüş olduğunuz gibi Havit'in kendi üzerindeki bilgileri, yan tarafında Havit logosu ve arka kısmında ise gerekli bilgilere yer verilmiş. Hemen bu kameradan da göstermek istiyorum sizlere net olarak sizlerde görün diye. Bu mikrofon oyunculara hitap eden RGB bir oyuncu mikrofonu aslında baktığınızda ama diğer markalara göre bence fiyatının bir tık uygunu diyebilirim sizlere. Hem RGB renkleri değiştirebiliyorsunuz hem de sabit renk yapabiliyorsunuz. Ayrıca kendinden masa tripodu bulunuyor. Zaten o da burada gözüküyor şu kısımdan. Ayarını sıkıp istersen ileriye, geriye, yana, sağa sola buradan sıkıp açarak bunu yapabiliyorsun. Üzerinde 3 tane tuş bulunuyor. Ortadaki tuş mikrofonun ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Alttaki de bir kulaklık veya hoparlör bağlıysa mikrofonunuza onun sesini açıp yani kendinizi duyabiliyorsunuz. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Hani bir şarkı karaoke düşünün. konuştuğunuzda mikrofondan eğer aşağıdaki açıksa direkt hoparlörünüz veya kulaklıklarınızdan ses gelmeye başlıyor. Üstteki tuş ise renkleri değiştirebileceğiniz bir tuş ve en üst kısımda ise direkt mikrofonun tepe kısmında bir buton bulunuyor. Bu dokunmatik bir buton. Mut ve yani sessiz veya sesi açma tuşu mikrofonun sesini o tuşa basarak kısıp isterseniz de açabiliyorsunuz anlık olarak. Öksürük, içeri biri girdi vesaire bunlara imkan veriyor. Hadi gelin şimdi kutunun içeriğini açalım bakalım bizleri nasıl karşılıyor. Öncelikle tabii ki de ben bunu dediğim gibi 2,5-3 aydır kullandığım için kutusunu açtım ve paketlemesi çok güzel değil onu söyleyeyim sizlere. Öncelikle kutuyu bayağı böyle kötü de olsa bir paketleme yaptım. Sırf içerisinden neler çıktığını görün diye. Şimdi hemen şuradan şöyle bir mikrofonu çıkartayım. Bak kablosu falan zaten çıktı tamam mı? Mikrofonumuz bu görmüş olduğun gibi zaten diğer kameraya da göstereceğim. Arkasında da burada bir girişi bulunuyor. Bu kamerada da görün şuradaki girişler birisi Type-C birisi de normal 3.5 mm jack girişi yani hoparlör ya da işte kulaklık takabildiğiniz. Bir adet de içerisinden bu şekilde Type-C'den USB'ye kablo çıkıyor. Ayrıca bir ucu Type-C gene ister USB ile çalıştırabiliyorsun istersen de Type C ile çalıştırabiliyorsun cihazı. Yani hangisiyle çalıştırmak istersen ona göre sana imkan sağlamışlar. Bir ucu gene Type C bu mikrofon tarafına giriyor. Buradan takıyorsun mikrofona. Direkt taktığında zaten mikrofon çalışıyor. Bu kısımda ise dediğim gibi ister bilgisayarındaki USB kısmına, istersen de Type C varsa Type C olan bir cihazına takabilirsin. Böyle bir şeyin olması da bence gayet güzel. Şimdi bunları bir kenara alıyoruz. Hemen bakalım içerisinden neler çıkıyor. Şöyle bir dökelim bunları. Abi okumadığımız kullanım kitapçıklarımız geliyor. Görmüş olduğunuz gibi gene Havit markasının sticker'ı, kartviziti ve okumadığımız kitapçıklar bizleri bu şekilde karşılıyor. Bunları da şöyle kenara fırlatıyoruz. Şimdi birazdan zaten ses performansımıza geçeceğiz. Mikrofonla nasıl bir ses kaydı yapıyoruz, neler yapabiliriz bunların hepsini gösteriyor olacağım sizlere ama tasarımından bahsedecek olursam şuradaki yeri sıktığınızda bak bunu böyle mesela ayarlayabiliyorsun böyle kaldı. Biraz aşağı yapabilirsin, biraz yukarı, yana, sağa sola her yere bunu çevirebiliyorsun rahatlıkla. Bu kameradan da görmenizi istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi her yere rahatlıkla çevirebileceğiniz bir alan. Oradaki şunu hemen sıktım mı bak mesela şu an çok ağır dönüyor. Biraz daha sıkarsam hiç dönmeyebilir. O yüzden bunu ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten mikrofonun tasarımı bence güzel. Bak masaya koydum bu şekilde. Hani çok sırıtmıyor. Üzerindeki tuş da dediğim gibi bu. Bu tuş sayesinde mikrofonun sesini kapatıp açabiliyorsunuz. Bu bir dokunmatik tuş onu söyleyeyim. Buradaki kameradan da görmenizi istiyorum. Güzel üzerinde kırmızı reç tuşu gibi bir tuş var. Buna böyle dokunduğunda direkt ses gidiyor. Tekrar bastığında ses geliyor. En üstteki tuş ışığın renklerini değiştiriyor. Bunları zaten göstereceğim. Ama önce ne yapalım biliyor musun? mikrofonun bir performansını görelim. Ondan sonra tekrar kamera karşısında olacağım. Geldik mikrofon performansımıza. Şu anda duymuş olduğunuz ses Havit GK61 mikrofon üzerinden geliyor. Yani bu şekilde bir kayıt yapabilir, bir şarkı kaydedebilirsiniz, yayın yapabilirsiniz, podcast yapabilirsiniz. Ama mikrofonu çok fazla yakından konuşmanızı önermem. Yarım karışlık bir mesafe bırakın ve konuşurken direkt mikrofona doğru değil de biraz daha böyle sağına soluna konuşursanız patlamaları almıyor. Ve bu sayede de daha tok, daha temiz bir ses karşıya iletmiş oluyorsunuz. Seste şu anda herhangi herhangi bir oynama yok. Dip ses almıyor zaten mikrofon ama mikrofonun kendisine bir tık dokunduğunuzda dip ses alabiliyor ve bu da ne demek oluyor? Karşı tarafa yayın yapıyorsan ya da bir şarkı yapıyorsan dokunduğunda böyle ufak tefek alttan dip sesler geliyor. Bu da sıkıntı yaratabilir. Hani onu baştan söyleyeyim. Onun dışında bak şimdi şu üstteki tuşa bastığımda kırmızı yanacak ve sesim kesilecek. Burası bir dokunmatik tuş olduğu için direkt dokunduğunuzda sesi kesiyor. Bu da öksürmeniz ya da işte herhangi bir şey yaptığınızda odaya birisi girdiğinde ya da istenmeyen bir telefon görüşmesi yapıp karşı tarafın duymasını istemediğinizde yayında olduğunuzu farz edin. Herhangi bir durumda direkt bas tuşu hemen ses kesiliyor. Ses kaydı performansı da bu şekildeydi. Bak şimdi yakından biraz daha sesimi kısarak konuşuyorum sizler için ki hani sesim sizlere daha net ve tok gelsin. Çünkü şu an ses seviyesi en üstte. Bu tarz bir mesafeden yani yani bir karışı geçen bir mesafeden konuştuğumda ses tokluğunuz biraz daha düşüyor ama yaklaştığınızda sesiniz en güzel şekilde tok bir halde karşı tarafa gitmiş oluyor. Hadi gelin kamera karşısına geçelim ve mikrofonun diğer özelliklerinden de bahsedeyim sizlere. Evet mikrofon performansımızı ve kutu açılımını da yaptığımıza göre şimdi gelelim birazcık teknik detaylara. Aslında teknik detay değil ama üründe bir gürültü engelleme modu bulunuyor ve gürültü engelleme modunu açtığınızda dış ortamdaki sesleri, gürültüleri kesebiliyor. Ama çok fazla önermiyorum. Zaten kendisinin bir dip ses alma gibi bir sorunu yok. Zaten kayıtta da gördünüz. Herhangi bir oynama vesaire yapmadım ve dip ses almadı. Bu da gerçekten mikrofonun fiyatlandırmasına göre işte BM800 bilmem ne Onlarla kıyaslanamaz zaten. Onların biraz daha üstünde. Bence bu HyperX'in Quadcast bu tarzda bir mikrofonu var. Onunla kıyaslanabilir. Tabii ki de onun biraz daha kalitesi güzel. Onu kullandım. Ama bu size her türlü bir giriş seviyesi olarak yetecektir. Kayıt yapabilirsiniz böyle YouTube'da işte karşınıza bu mikrofonu koyup gerçekten video anlatırken sesinizi bundan kaydedip güzel işler çıkartabilirsiniz, şarkı yapabilirsiniz, podcast falan yapabilirsiniz. Hepsini yapabileceğiniz bence giriş seviyesinde alınabilecek bir mikrofon. Şimdi şöyle yapalım. Bu içerisinden çıkan kablomuz şimdi şu bir USB'den Type-C'ye veya Lightning'e dönüştürücü. Bendeki iPhone olduğu için Lightning dönüştürücüsü. Şimdi bunu USB kısmına yani bilgisayara taktığımız kısma bunu takıyorum. Görmüş olduğun gibi artık bu bir iPhone giriş oldu. Şimdi şöyle yapalım. Hemen bunu arka kısmına Type-C'ye takıyorum. Bu Lightning girişini de buraya taktım. Bak güç geldi gördüğün gibi. Şu anda ben telefonla çekim yaptığımda direkt sesimi bundan alacak. Bu da yani 50-100 TL belki 150 TL bilemediniz bir dönüştürücü OTG kablo olarak geçiyor. USB'den Type-C'ye veya Lightning'e dönüştürebilirsiniz. İnternette birçok modeli bulunuyor. Şimdi bak buradan ben kayıt aldığımda hatta şöyle yapacağım bak sizler için. Hemen ses kaydını açacağım. Görün diye hani en azından aklınızda bulunsun. Bak şu anda ses kaydını açtım. Ve şu anda konuşmalarımın hepsi bu GK61 üzerinden geliyor. Tabii ki siz şu an ses duymuyorsunuz. Sadece iPhone'un telefonundaki ekran görüntüsü. Bak sesi şu anda durdurdum burada gördüğün gibi kesildi. Şimdi tekrar açıyorum ve ses gelmeye başladı. Yani ufak tefek modifikasyonlarla böyle videolar çekebilir, kayıt yapabilirsiniz. Ben mesela bazen story atacağım zaman bu mikrofonu işte telefonuma bağlayıp bir ürün çekerken yani bir ürünü tanıtırken işte bak abicim bu ürün var falan derken böyle mikrofonda yazma yakın oluyor ve bu cihazla mesela yapıyorum. Daha tok, daha net bir ses gidiyor ve bu da insanların biraz daha izlemesini sağlıyor. Bugünkü inceleme konuğumuz Havit GK61'di. Sizler Videoyu nasıl buldunuz yorumlarda buluşalım. Ürünü almak isterseniz veya incelemek isterseniz de açıklamaya bir link bırakıyor olacağım. Oradan ürünü kontrol edebilirsiniz. Keza tüm detay görüntülerini de sizlerle ürünü paylaşmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.